Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Yazılılar tüm hızıyla devam ediyor. Ben Deniz Bülbül öğretmen. En kısa sürede en güzel sorularla sizlere yazılı videoları hazırlıyorum ve yayınlıyorum. Bu kez fen bilimleri dersiyle sizlerle beraberim. Bu soruların benzerleri sınavınızda çıkabilir diye düşünüyorum. Hemen başlıyorum hiç vakit kaybetmeden. İlk iki soruyu resme göre cevaplayınız diyor. Birinci sorumuz, hangi harfin gösterdiği evre son dördün evresidir? Öğretmenim ben ayın evreleri sorularını karıştırıyorum diyorsanız kısa bir açıklama yapacağım. Muhakkak çıkacak yani ayın evreleri sınavınızda. Şöyle, ilk evre biliyorsunuz ayın görünmediği yeni ay evresi. Ve bu nerede? Dünya ile güneşin arasında. Yani C harfinin olduğu yer yeni ay. Şöyle yazacağım. Tekrar size hatırlatacağım. Ve saat yönünün tersi yönde döndüğünüzde şurası D harfinin olduğu yer ilk dördün. Şöyle yazayım. Şimdi yeni ay evresinde biliyorsunuz ay karanlık. Yani görülmüyor. İlk dördün evresinde D şeklinde görülüyor. Bize son dördünü soruyor değil mi? Devam edelim. Bakın bir hafta sonra A harfinin olduğu yerde ay pırıl pırıl tepsi gibi görülüyor ve buna dolunay diyoruz. Ve bir hafta sonra ters D şeklinde görülüyor. Buna da son dördün diyoruz. Yani bu soruda cevabımız bizim B harfinin olduğu yer. Ve B harfinin olduğu yerde B şıkkında zaten ismini de yazalım son dördün. Yani karşınıza resim çıktığında ilk yapmanız gereken Güneş ile Dünya'nın arasındaki olan yerde yeni ay. Ve buradan başlayın. Sonra bir hafta sonra bir hafta saat yönünü ters yönde dönerek bulursunuz. 2. Dolunay evresi hangi harfin olduğu evreden 2 hafta sonra gerçekleşir? Şimdi dolunay evresi biliyorsunuz buradaydı değil mi? A harfinin olduğu. Peki hangi evreden 2 hafta sonra? Bakın bir hafta önce ilk dördündü. 2 hafta önce. Yani yeni ay evresinden 2 hafta sonra dolunay evresi olmuş. Gerçekleşmiş oldu. O zaman bizim buradaki bu sordaki cevabımız C harfi. C harfinin olduğu konumdan 2 hafta sonra dolunaya gelmiş oldu. Üçüncü soru. Aşağıda yer alan Güneş ile ilgili açıklamalardan hangisi yanlıştır? Güneş merkezinde bulunduğu Güneş sistemindeki en büyük gök cismidir. Doğru. Güneş'in olduğu Güneş sisteminde en büyük gök cismi Güneş. Güneş sistemindeki tüm gök cisimleri Güneş'in çevresinde dolanır. Bu da doğru. Diğer gök cisimleri gibi Güneş de kendi çevresinde döner. Bu da doğru. Güneş'e en yakın gök cismi Dünya'dır. İşte bu bilgi yanlış. Çünkü Dünya'dan önce Güneş'e daha yakın olan başka gezegenler de var, değil mi? O yüzden cevap D şıkkı oldu. 6. sınıfta öğreneceksiniz ama Dünya'ya en yakın gezegen Merkür'dür. Sonra Venüs, sonra Dünya gelir yani. Devam edelim 4. soruya. Ayın evreleri, ayın aşağıdaki hangi hareketi sonucu oluşur? Ayın kendi etrafında dönüşü sonucu mu? Ayın Güneş etrafında dolanması sonucu mu? Ayın Dünya etrafında dolanması mı? Ayın sabit duruşu mu? Evet, doğru cevap Ay Dünya etrafında dolandığı için farklı konumlarda oluyor ve Güneş ışığı bize farklı şekilde yansıdığı için biz onu çeşitli evreler halinde görüyoruz. 5. Dünya'dan bakıldığı zaman Ay'ın sürekli aynı yüzünün görülmesi aşağıdakilerden hangisinin sonucudur? Ay'ın çekim gücünün Dünya'dan az olması mı? Ay ve Dünya'nın hareketsiz olması? Ay'ın kendi etrafında dönme süresiyle Dünya etrafındaki dolanma süresinin eşit olması? Ay'ın kendi etrafında dönerken aynı zamanda Güneş'in etrafında da dolanması. Bizim aynı yüzü görmemizin sebebi C şıkkı. Çünkü Ay kendi etrafında da kendi etrafında dönme süresi ve Dünya etrafındaki dolanma süresi birbiriyle aynı olduğu için biz hep aynı tarafı görüyoruz. 6. soru. Ayın evreleri ile ilgili aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A şıkkında 1 numaralı evre ayın en parlak görüldüğü evredir. Evet doğru. Dolunay evresi. B şıkkında 2 numaralı evre yani şurası ilk dördün evresidir. Evet doğru. Bakın burası aydınlık kısım ve normal D harfi şeklinde görülüyor. İlk dördün evresi. C şıkkı 3 numaralı evre ayın gözükmediği evredir. Evet doğru yeni ay evresi karanlık olduğu zaman. 4 yani D şıkkı 4 numaralı evre Dünya ay ile güneş arasındadır diyor. İşte bu ifade yanlış.
Resimleri hatırlarsanız Dünya Ay ile Güneş arasındayken, yani Ay arka tarafta olduğu şekilde gözüktüğünde fotoğrafta, resimde ne diyorduk biz ona? Dolunay evresi diyorduk. O zaman 4 numaralı evrede zaten dolunay yok. Burada son 4'ün var. O yüzden biz D şıkkını işaretlememiz gerekiyor burada. 7. soru. Bitkinin solunum, boşaltım ve besin üretimini gerçekleştirdiği kısmı neresidir diyor. Kök, gövde, yaprak ve çiçek. Bu işleri gerçekleştirdiği kısmı yaprak oluyor. Yani cevap C şıkkı olacak. C şıkkını işaretleyelim. Geldik 8. soruya. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Canlıları benzer özelliklerine göre gruplandırabiliriz. Doğru. Canlıları sınıflandırmak onları inceleme kolaylığı sağlar. Doğru. Tüm canlıları çıplak gözle görebiliriz. İşte bu yanlış. Biliyorsunuz bazı canlıları mikroskopla görebiliyoruz. Canlılar yaşadıkları ortama uyum sağlarlar. Bu da doğru. C şıkkını işaretledik. 9. Gözle görülemeyecek kadar küçük ancak mikroskop adı verilen araçla gözlemlenebilen canlılara mikroskobik canlılar adı verilir. Buna göre aşağıda verilen canlılardan hangisi mikroskobik canlılara örnek verilemez? Karınca, paramecium, amip ve öglena. Doğru cevap karınca. Çünkü bunu zaten kendi gözümüzde görebiliyoruz. Sadece küçük bir hayvan. Geçelim 10. soruya. Uzun bir soru. Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre, hareketlerine göre ve hareketlerine ait model yanda verilmiştir. Nedir bu model? Bakın Güneş kendi etrafında döndüğü gösterilmiş. Dünyanın kendi ekseninde döndüğü ve Ay'ın kendi ekseninde döndüğü. Sonra Ay'ın Dünya etrafında dolandığı ve ikisinin beraber Güneş'in etrafında dolandığı resim anlatılmış. Buna göre Dünya Güneş'in etrafında, Ay Dünya'nın ve Dünya ile birlikte Güneş'in etrafında dolanır. Evet, bu yargı doğru, bu ifade doğru. Zaten bize hangileri doğrudur diyordu. O zaman birinci doğru. 2. Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma yönü ile Dünya'nın Güneş etrafındaki dolanma yönü aynı ve batıdan doğuya doğrudur. Evet, ikisi beraber batıdan doğuya doğru dolanıyorlar. Bu da doğru. Dünya, Güneş ve Ay kendi eksenleri etrafında da döner. Evet, bunu da ifade etmiştik. Yani bu üç ifade de doğruymuş. Cevabımız D şıkkı oldu. Uzun bir soruymuş ama zor değilmiş. Kolay bir soruymuş. Evet, 11. soru. Dünyadan bakan bir kişinin Güneş ve Ay'ı hemen hemen aynı büyüklükte görmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Ay'ın şeklinin küre olması, Güneş ve Ay'ın aynı uzaklıkta olması, cisimlerin uzaklaştıkça daha küçük görünmesi, Dünya'nın kendi etrafında dönmesi. Buradaki cevabımız C şıkkı olacak. Aslında Güneş hepsinden büyük. Ama bakıyoruz Ay'la sanki eşitmiş gibi görünüyor. Bunun sebebi uzakta olduğu için. Ve uzaklaştıkça biliyorsunuz cisimler küçük görülür, değil mi? Cevap C şıkkı. 12. Yukarıda verilen mantarlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Bakalım, hepsi gözle görülebilir. Yanlış. Az önce sütten yoğurt yapan mantarlardan bahsetmiştik, değil mi? Bunlar gözle görülmüyor yani. Bitkiler sınıfında yer alırlar. Yanlış. Mantarlar bitki değildir. Kendi besinlerini kendileri üretemedikleri için. Bitkiler kendi besinlerini kendileri üretirler. Yani gördüğümüz şapkalı mantarlar bitki gibi görünse de bitki değildirler yani. Bitkiler sınıfında yer almıyorlar. Bazı türleri el ve ayakta kaşıntı yapar. Bu doğru bir ifade. Hamur mayalamak için bazı türlerinden faydalanılır. Bu da doğru. Demek ki 3 ve 4 numaralı ifadeler doğruymuş. Bize de ne kaldı? B şıkkını işaretlemek kaldı. 13. Yine resimli bir soru. Gün içerisinde güneşi bazen doğarken bazen batarken görüyoruz. Bakın burada olduğu gibi işte. Güneşin farklı konumlarda görünmesi beraberinde güzel manzaraların oluşmasını sağlar. Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Yani güneşin farklı konumlarda görünmesinin sebebi. A şıkkı, güneşin ve dünyanın kendi eksenleri etrafında zıt yönde dönmeleri. Bu zaten doğru bir ifade değil. Bir de buradaki güneşin farklı yerde görünmesinin böyle bir sebebi yok. Dünyanın güneş etrafında dolanma hareketi yapması, bu da güneşin gün içerisinde farklı yerlerde görünmesinin sebebi değil. Çünkü dünya güneş etrafında dolandığında mevsimler oluşuyor. Bu gün içerisindeki bizim 24 saat içerisinde yaşadığımız bir durum.
Ayın dünya etrafında dolanma hareketi yapması, burada ayla ilgili bir şey yok zaten. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönme hareketi yapması. İşte cevap bu, sebep de bu. D şıkkını işaretleyelim. Bu yüzden güneş farklı noktalardaymış gibi görülüyor. Aslında biz kendimiz kendi ekseni etrafında döndüğü için dünyamız. O yüzden biz onu farklı yerlerde görüyoruz. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.